1991 seçimleri benim için bir ilkti. Çünkü o yıl 18 yaşını dolduranlara ilk kez oy kullanma hakkı tanınmıştı. Yine o seçimde ilk ve son kez tercihli oy sistemi denenmişti. Şöyle ki parti ambleminin altında sıralanan milletvekillerinden birini seçebiliyor. Mührünüzü isminin önündeki daireye vurabiliyordunuz. Hiç unutmam oy kullandığım Ankara Altındağ'da Anap'tan Yaşar okuyan bu yüzden kaybetti. Hemen altındaki Mehmet Sadıç sanırım İmam Hatip kökenli olmasının da tesiriyle milletvekili seçildi. Bu bilgileri Google'da bulamazsınız. İçinde yaşamak, tanıklık etmek gerekiyor çünkü. Tercihli oy sistemi bir daha uygulanmadı. Vatandaşın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollayacağı vekillerini kendi eliyle belirlemesi için henüz erkendi, halen de öyle. O seçim kampanyasında tütün destek alımları gündemdi. Süleyman Demirel'in şu sözü Türk siyasi literatürüne geçti. Kim ne veriyorsa beş fazlasını veriyorum. İktidara gelince dediğini yaptı ve devlet yüksek fiyattan aldığı tütünü sonra yaktı. Faturayı vatandaş ödedi. Tıpkı erken emeklilik vaadi gibi. O gün bunun önemi yoktu. İki anahtar vaadi de gerçekleşmedi. Demirel önce başbakan, bir buçuk yıl sonra cumhurbaşkanı oldu. Dönelim günümüze. Murat Kurum AKP'nin İstanbul adayı olarak atandı. Kolları sıvar sıvamaz gençlere çorba dağıttı, her cumada etli pilav vereceğiz dedi. Bunu küçümseyen muhalif basın ilk günden Murat Kurum'un bakanlığı dönemindeki imar aflarını hatırlatıp buradan yüklenmeye başladı. Bedava çorba dağıtmak açlıkla mücadelenin sembolüdür. Yine afet gibi olağanüstü durumlarda başvurulan bir yardım yöntemidir. İktidar bunu bilmiyor mu? Biliyor elbette. Daha önce işe yaradığı için yapmaktan çekinmiyor sadece. Tıpkı Millet Bahçelerinde bedava kek çay ikramı gibi. Kek tuttu, çorbada tutar. İmar barışına gelince. Çarpık kentleşmenin sebebi esasen iktidarların imar planlarıdır. 1950'lerden bu tarafa özellikle sağ iktidarlar şehirlerin canına okudular. Adnan Menderes yol ve imar çalışmalarına engel oluyor diye Mimar Sinan'ın eserleri dahil 54 camiyi buldozerlerle yıktırmıştır. İmar barışı bir sonuçtur. Vatandaşın şöyle veya böyle edindiği başını sokacak yuvası için aldığı tapudur. Kamu spotu yapıp yayınladılar devlet vatandaşıyla helalleşiyor. Orada konuşturdukları bir vatandaş ''Zamanında iki göz yer yaptık. Ha yıkıldığı ha yıkılacak korkusuyla yaşadık. Bizimle de helalleşiyorlar mı?'' diye sorunca üstelik artık evinize elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek cevabını alıyordu. Bitmedi, internetten E-Devlet'e başvuran herkes bahçesindeki baraka için bile yapı kayıt belgesi aldı. Buradan Murat Kurum'u vuracaklarını zannedenler avuçlarını yalar. O çorba veriyor üstüne etli pilav ekliyorsa siz tatlısı da olan bir menüyle çıkacaksınız. Maalesef ülkede seçim kazandıran yöntem bu. Öğrencileri bir tas çorbaya kim mahkum etti diye sormak değil. Balık verme, balık tutmayı öğret lafını hepimiz biliriz de sahadaki uygulaması pek öyle değil. Asimetrik bir savaş evet. 22 yıldır işe yaramayan yöntem ya da yöntemlerle kazanacağını ummaksa hayalperestlikle değil ancak sersemlikle açıklanabilir. Şimdi vereceğim bilgiyi de Google'da vesaire bulamazsınız. Ancak içinde yaşayan tanıklık eden size anlatabilir. Rahmetli Yaşar Okuyan'la başladık. Onunla bitirelim öyleyse. Yaşar Okuyan 1991'de Anavatan Partisi'nin seçim kampanyasının başındaydı. Süleyman Demirel'i eleştirirken şu üç argümanla vuruyordu. Yaşı 70'e dayandı, kısa kollu tişört giymiyor, araba kullanmasını bilmiyor. O günkü Başbakan ve Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz'da bunların hiçbiri yoktu. Kaybeden Yılmaz, kazanan Demirel oldu. Seçim kazanmak uzmanlık işidir. Plan, program, zeka gerektirir. Vatan Caddesi açılırken yıkılan Sinan Mescitlerini geri getiremezsiniz belki ama bugün bedava çorba kuyruğuna giren gençlere umut olabilirsiniz. Değilse Süleyman Demirel'i bile mumla ararsınız.